İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi ve baro üyesi bir avukat grubu Ali El Hamdani'nin öldürüldüğü yere gitti. İncelemelerde bulundu ve tanıkları dinledi. Heyetin izlenimlerini heyette yer alan Adana Baro Başkanı Veli Küçük'ten alacağız. Kendisi telefon attığımızda. Sayın Küçük, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Fethek Hanım. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Teşekkür ederim Sayın Küçük. Sayın Küçük, bugün Hamdani'nin vurulması ile ilgili olarak olay yerine gittiniz, tanıklarla görüştünüz. Nelerdi izlenimleriniz, tanıklar neler söylüyorlar? Durum şu şekilde, valiliğin ilk açıklamasında, sesim geliyor değil mi? Tabii geliyor, buyurun efendim. Valiliğin ilk açıklamasında ayağından vurulduğu ve yaralandığı şeklinde yer almıştı. Ama gerçek durum öyle değil. Sonradan düzeltildi. Yakın mesafeden, 3 metrelik mesafeden ne yazık ki öldürücü noktaya isabet eden bir kurşun yarası, kalbe isabet eden bir kurşun yarasıyla ne yazık ki 19 yaşındaki bir gencimiz yaşamını kaybetti. Suriye uyruklu olması, TC uyruklu olması fark etmiyor. İnsan insandır. Ve valilik tarafından kısa süre içerisinde ilgili polis memurunun açığa alınması, hakkında idari soruşturma başlatılması da hızlı bir şekilde yapıldı. Adli soruşturma da etkili ve şeffaf bir şekilde yapılarak derhal gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi ve bugün nöbetçi sulh ceza mahkemesi kararıyla da tutuklandı. Hakkın, adaletin yerine gelmesi bu noktada çok önemli ve polisin, kolluk güçlerinin adli vakalarda görevlerini yerine getirirken ölçüyü aşmamaları gerektiğini, görev ölçüsünü aşırı güç kullanarak ve ölçüsüz silah kullanarak aşmaması gerektiğini ortaya koyan çok önemli bir örnek. Hatta görgü tanıklarının beyanlarına göre hedef gözetilerek yapılan kısa mesafeden bir atış. Yani kasten görev ile kasten öldürme suçu içeriği taşıyabilecek bir durumla karşı karşıyayız. Çok üzücü bir durum. Dur ihtarına uymadığı söylenmişti ilk önce. Görgü tanıkları, olay yerindeki tanıklar neler söylüyorlar? Siz 3 metreden ateş edildiğini söylediniz değil mi? Tabii, otopsi raporuna göre söylüyorum ben. Otopsi raporu yakın mesafeden atış olduğunu ortaya koyuyor. Zaten kimlik istenmesi üzerine yavaş yavaş uzaklaşıp kaçma girişimi sonrası dur ihtarına da uymama söz konusu. Silahı olmayan kolluğa ya da üçüncü kişilere, yurttaşa tehlike unsuru oluşturmayacak bir durumda hedef gözeterek ateş etmesi, silah kullanması görevin aşan bir durumdur. Burada polis memurunun çok ciddi bir kusu, kastı ve elin olaya sebebiyet vermesi söz konusu. Tutuklanmış olması hakkında etkili soruşturma, şeffaf bir soruşturma açılmış olması da bizim için vicdanlarımızı belirli ölçülerde rahatlattığını söyleyebilirim. Görgü tanıklarının beyanları, her şeyden evvel şunu ifade edeyim. Biz olayı basından ve diğer sosyal medyadan duyduktan sonra doğrudan İnsan Hakları Komisyonumuzun Başkanı Avukat Nurettin Tanış kanalıyla araştırmaya girdik. Nurettin Bey gencimizin ailesini ziyaret etti. İnsan Hakları Derneği temsilcileri, sivil toplum, emek demokrasi güçlerinin temsilcileriyle birlikte olay yerine gitti. Oradaki olayın nasıl olduğuna dair bilgiler de aldı. Ne yazık ki görünen o ki doğrudan hedef gözetilerek yapılan bir atış. Ben gencimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Umarım ki bir daha yaşanmasın, bir daha böyle olumsuz vakalar yaşamayalım. İnsan yaşamından daha kutsal, daha önemli bir hak yoktur. Bunu da korumak, gözetmek devletin ve gücü kullanan kolluk birimlerinin bu konuda çok daha hassas olması gerekiyor.
Sayın Küçük, son sorum var size. Kolluk güçlerinin silah kullanma yetkilerinin genişletilmesiyle ilgili son yıllarda yasal düzenlemeler yapıldı. Özellikle görev başında meydana gelen bu türden olaylar, soruşturmalar açılıyor, davalar ilerliyor ama ya cezasızlıkla sonuçlanıyor ya da mümkün olan en az cezalarla sonuçlanıyor. Özellikle yabancı uyruklularda da bu çok sık görünen bir şey. Birkaç yıl önceki Festus Okey davasını hatırlayacaksınızdır siz de. Bu durumda bu süreci nasıl takip etmeyi planlıyorsunuz? Yasal olarak neler yapılabilir? Baro olarak, komisyon olarak biz bu süreci takip edeceğiz. Sonuna kadar müdahil de olacağız. Ailenin de yanında da yer alacağız. Şunun için önemli, yaşamımızı, toplumumuzu, yurttaşımızı emanet ettiğimiz güvenliği sağlaması için, haklarımızı ve özgürlüklerimizi koruması, yaşama geçmesi için başkalarından, dışarıdan gelen tehditlere karşı koruması için görevli kişilerden gelmiş olması çok daha üzücü ve vahim. Biraz evvel ifade ettiğim gibi kolluk güçlerinin silah kullanma yetkisi elbette var ama bu zorunluluk unsuru taşımalı. Karşıdaki insanın da silahının olması, saldırı aşamasında olması ve bu yönüyle zorunluluk unsurunun var olması gerekir. Çağrılmasına rağmen, uyarıya rağmen gelmeyen, kaçan bir şahısla ilgili onu yaralamaya veya onu öldürmeye dönük ve de öldürücü noktalarını ateş edecek şekilde silah kullanımı kesinlikle kabul edilemez. Hukukta hiçbir şekilde yeri yoktur. Ben inanıyorum ki ülkemiz adaleti, yargısı bu üzücü elim olayın hak ettiği cezayı vererek kamuoyu vicdanı noktasında da 19 yaşında gencecik bir kişinin 7 yıl evvel Suriye'den Türkiye'ye gelmiş bir kişinin uğramış olduğu yaşam hakkı ihlaliyle ilgili en acil kararı vereceğini düşünüyorum, inanıyorum ve bu sürecinde takipçisi olacağım. Burada aslında üzücü ve vicdanları, yürekleri yaralayan bir unsur var. Petek Hanım, onu ifade etmesem olmaz. Ailesinin ve tanıkların, komşuların ifadesine göre Ali El Hamdani 19 yaşında ve çalışmak zorunda olan bir kişi. Çalışarak ailesine katkı sunma çabasında olan bir kişi. Bu unsur çok önemli. İnsan yaşamı ne kadar önemliyse alın teriyle, emeğiyle yaşamını idame ettirme kavramı en az onun kadar önemli. İşini kaybetme, yakalanarak cezaya maruz kalma korkusu ve endişesiyle yapılan bir davranışın cezası ölüm olmamalı. Vahşice şiddet içerecek ölçüde silah kullanımı ile kurşuna maruz kalarak yaşamını kaybetme olmamalı. Böyle bir ölçüsüzlük, böyle bir nisapsızlık kabul edilemez. Biz vicdanen çok yaralı olduğumuzu, çok üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Avukat Veli Küçük, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz.